Sana okumak istediğim bir şey var. Ayşe'yi hastalandığıma ikna ettim. Her şey yolunda. Artık top sende. Zehra'yı bu akşam ikna edersin. Kolay gelsin. Güler. Mesajın kimden geldiğini anlamışsınlar herhalde. Neden konuşamıyorsun? Mutku mu tutundu? Beni buraya ikna etmek için getirdin demek. Zehra, ben... Ama hakkını yememek lazım. Rol, oyun... Bunların hepsi benim için söylediğin kelimeler. Senin plan yapma konusunda bu kadar başarılı olduğunu bilmiyordum doğrusu. Bravo. Yani ben de saf saf Ayşe'ler gelecek diye bekliyorum. Sonra bir bakıyorum ki bunların hepsi Ömer Bey'in bir oyunuymuş. Bu Nihat'ın fikriydi. Ve sen de o fikri kabul ettin. Karşı çıkmadım. Buraya gelirken ne düşündün ki? Ne geçiyordu aklından? Bizim için son bir fırsat olabileceğini düşündüm. Yani evliliğimizi kurtarabilmek için son bir fırsat. Zehra. Konakta sürekli benden kaçıyorsun. Ne zaman konuşmak istesem dinlemiyorsun. Benim başka çarem kalmadı. Sen meseleyi çok yanlış anlamışsın Ömer Kervancım. Beni buraya getirerek hiçbir şey çözemezsin. Biz dağ evine de gelsek, Fizan'a da gitsek... O sorunlar burada. Anlıyor musun? Benim duygularım da burada. Evet. Ben bir yalana ortak oldum. Kötü bir şey yaptım. Ama bunların hepsini seni sevdiğim için yaptım. Güvenmek öyle önemli ki. Şayet birine güvenmemişsen, onu hiç sevmemişsin demektir. Sen beni hiç sevmemişsin Ömer. Bu doğru değil. Seni deliler gibi sevdiğimi sen de biliyorsun. Bırak beni. Ya ne söylersen söyle boş. Şimdi hemen gideceğim buradan. Ben buna izin vermem. Senden izin istemiyorum. Çekilir misin? Ömer. Sen bu saatte nereye gittiğini sanıyorsun? Bu benim sorunum. Çekil dedim. Olmaz. Ömer çekil yoksa şimdi imdat diye bağıracağım. Bağır. İstediğin kadar bağır. Bu saatte seni duyabilecek tek bir kişi var. O da Fazlı abi. İyi ki Serpil haber etti geldiklerini. Bu sefer de kaçırsaydık çok üzülürdüm. O kadar zaman geçti üzerinden bir teşekkür edemedik. Allah razı olsun diyemedik. Olur o da inşallah.
İyi akşamlar Ömer Bey. İyi akşamlar gelin hanım. Kusura bakmayın rahatsız ettik. Estağfurullah, ne rahatsızlığı Ali amca. Hoş geldiniz. Hava teyzeciğim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Biz Ömer Bey olma teşekkür etmek için gelmiştik. Buyurun bunlar sizin. Yaptıklarınız için teşekkür ederiz Ömer Bey. Sağ olun, var olun. Hayatımızı kurtardınız. Olur mu Ali amca? Ben hiçbir şey yapmadım. Çok şey yaptınız. Allah sizden razı olsun. Hava, hadi gidelim. Fazla rahatsız etmeyelim. Yok, olur mu? Buyurun lütfen, içeri geçin. Isınırsınız, hem de biraz dinlenirsiniz. Rahatsızlık vermeyelim. Yok yok, öyle kapıdan dönmek olmaz. Değil mi? Ömer? Ha, tabii tabii. Buyurun, lütfen, lütfen. Buyurun, oturun. Keçi sütünden yoğurt yaptıydım, yersiniz. Ellerinize sağlık, teşekkür ederiz. Gönlümüzden daha fazlası geçiyordu ama azımızı çoğu sayın artık. Çok teşekkürler. Ben bayılırım keçi sütüne, keçi peynirine. Hem de çok sağlıklı. Niye zahmet ettiniz Ali amca? Ne zahmet? Senin yaptıkların yanında. Bunlar nedir ki? Ömer Bey oldu. Ben küçükken bizim mahallede bir sütçümüz vardı. Onun keçileri de vardı. Ondan süt alıp yoğurdumuzu ya da kendimiz yapardık. Ne güzel. Çay içer miyiz? Zehracığım, çay yapalım mı? Aslında yemek hazırdı. İsterseniz yemek yerim, çayı üstüne içeriz. Değil mi Ömerciğim? Evet, evet. Öyle. Karıcığım. Yok, biz yemeğe falan kalmayalım. Yeni evlere rahatsızlık vermek olmaz. Ama buraya kadar gelmişsiniz, zahmet etmişsiniz, yorulmuşsunuz. Yemek hazır zaten. Yemeden göndermeyiz. Olur mu öyle şey? Biz gayet keyifliyiz. Değil mi Zehra? Tabii. İyi ki geldiniz. Hem siz gelmeseniz bizim canımız sıkılırdı. Biz kalabalık bir aileye alışkınız. Zaten yalnız da olmayacaktık. Ama gelemeyenler oldu. Geçen kış bizim evin çatısı çökmüştü. Yaptıracak durumumuz da yoktu. Ali ile kara kara düşünüyorduk. Ya başımızın üstünden kar yağarsa ne yapacağız diye. O gün Ömer Bey oğlum köye geldi. Sadece bizim evin çatısını yaptırmakla kalmadı. Tüm evi tamir ettirdi. Allah bin kere razı olsun. O günden beri her gün dua ederim. O iyi yürekli insana Allah'ım kendi gibi güzel kalpli, güzel birini nasip etsin diye. Dualarım kabul olmuş. Bunu da gördüm ya, çok şükür. Ben de bunun için her gün şükrediyorum. Allah'ım sizi birbirinize bağışlasın. Mutluluğunuz daim olsun inşallah. Amin. İnşallah dediğiniz gibi olur. Karı koca oyunu oynama görevimiz bittiyse ben artık gidiyorum. Senin için bir görevdi yani.
tabii ki görevdi. Ama aslında sen bunu çok daha iyi bilirsin. İnsanların yanında nasıl rol yaptığını, bana nasıl davrandığını bir hatırlasan. Aşık Ömer. Sonra baş başa kalınca yüzüme bile bakmayan, bana dünyanın en kötü insanıymışım gibi davranan Ömer. Şu an yaptıklarıma şaşırmış olman biraz tuhaf değil mi? Zehra. Özür dilerim. Dileme. Çünkü artık bir önemi yok. Senin için önemi olmayabilir. Ama benim için önemli. Peki. Özrünü de dilediğine göre ben artık gideyim. Zehra. Söyle. Şayet söyleyecek bir lafın varsa söyle. Yapma böyle. Ne yapmayayım? Ne yapmayayım? Gitmeyeyim mi? Gitmekte kararlısın yani. Ne biçim bir soru bu? Bildiğin soru işte. Nasıl gideceksin bu saatte? Ha. Sen beni ciddiye almıyorsun yani. Gece bak, nasıl gideceksin? Bilmiyorum. Gideceğim işte bir şekilde. Tamam. Gidebilirsin. Bakalım bu yolculuğun ne kadar uzun sürecek. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. 11, 12, 13, 14, 14. Hoş geldin. Sakın bir şey söyleme. Ağzımı bile açmadım. Tamam. Evet. Gidemedim. Korktum biraz. Ama yarın sabah erkenden gideceğim. Zehra. Yarın zaten birlikte gideceğiz. Niye inat ediyorsun? Gayet açık. Seninle gitmek istemiyorum çünkü. Yalnız gidersin o zaman. Nerede yatacaksın sen? Odalar soğuk. Sen burada yatarsın. Ben içeride yatarım. Hayır. Ben yatarım odada. Emin misin? Evet, eminim. Öyle istiyorum. Madem sen öyle istiyorsun, son kararın da buysa... Bu. Tamam, o zaman ben yerime geçiyorum. Geç.
unuttum galiba. Hı hı. Soğukmuş o da. Yani ben demiştim demek istemiyorum ama. Deme. Tekrar odaya mı gitmemi istiyorsun? O yüzden mi böyle konuşuyorsun? Yok. Yok öyle bir şey. Gülüyor musun sen? Hayır. Bak, böyle yapacaksan bir saniye bile durmam burada. Sen bilirsin. Unutmuş olamazsın, değil mi? Neyi? Gerçekten unuttun mu? Neden bahsediyorsun? Odanın minik sakinlerini. Fare. Hadi sen biraz şöminenin yanında otur kızım. Ben yorgan yastık getireyim. Buna otur. Yandı mı? Yok, yok tamam bir şey yok. Bu kadar ince olmak zorunda mı? Bu kadar güzel. Ellerinin bu kadar beyaz olmasından korkuyorum demiş Cemal Süreyya. Ben de bu kadar ince olmasından korktum. Her an kırılacakmış gibi. Tıpkı yüreğin gibi. Nereye gidiyorsun? Odaya. Odada mı yatacaksın? Evet. Ama soğuk. Olsun. Ben idare ederim. Gerek yok. Burada yatabilirsin istersen. Olur.
ışığı kapatıyorum. Tamam. Ya böyle de çok karanlık oldu ama. Tekrar yakayım. Yok. Öyle de aydınlık oluyor. Heh, mumlar var. Mumları yaksak olur mu? Tamam. Gülüyorsun. Söylemeyecek misin? Neyi? Komik olan her neyse onu. Hiç. Bana gülüyorsun değil mi? Gidemediğim için. Hayır. Sana gülmüyorum. Yani aklıma bir şey geldi. Ona güldüm. Zehra. Ne geldi aklına? Yani gerçekten gecenin bu saatinde dinleyecek misin? Ayşe'nin küçükken kimseye haber vermeden ortadan kaybolmak gibi bir huyu yoktu. Biz bir gün babam, Ayşe, ben buraya dağ evine geldik hafta sonu için. Babam şömineyle uğraşıyordu. Ayşe uyuyakalmıştı. Sonra şömine için odun toplaması gerekiyordu babamın. Ormana gitmesi gerekiyordu. Tutturdum baba ben de geleyim diye. O da tamam ama elimizi çabuk tutmamız lazım dedi. Öyle de oldu. Ama geldiğimizde Ayşe evde yoktu. Her yeri aradık. Ama bulamadık. Yok muydu? Nasıl? Babam o kadar endişe etti ki köydekilerle civar evleri, ormanı, her yeri aradık.
Ama biz Ayşe'yi bulamadık. Ay çok korkunç. Tam jandarmaya haber verecektik. Birden mutfaktaki dolaptan bir ses geldi. Gidip dolabın kapağını açtığımızda Ayşe'nin eli, yüzü, üstü, başı, her tarafı çikolata olmuştu. Uyanmış, bizi evde göremeyince dolaba saklanmış. Bir de stok yapmış. Evde ne var ne yok hepsini dolaba koymuş. Gerçekten. Hı. Babam Ayşe'yi dolapta gördüğü o anki sevinci. Ayşe'ye öyle bir sarıldı ki. Mutluluktan dakikalarca ağladı. Peki annen, o neden gelmedi sizinle? Çünkü o bizi terk etmişti. Halim al bu yüreği, onu koru sol yanım yerin, tut elinden içimde saklı düşlerimin. Ah bu gizli aşk, bu deli oyun yakalar bizi. Kaybolur ya dolunay gibi
Zehra. Zehra neredesin? Zehra. Neredesin Zehra? Neredesin? Nasıl açtı? Anahtar. Ah Zehra. Gittin mi yoksa? Orman gittikçe sıklaşıyor. Ana yol bu tarafta olamaz ki. Her yer birbirine benziyor zaten. Şahane. Bir bu eksikti. Kaderimde ormanda kaybolmak da varmış. Yani resmen bela çeken mıknatıs gibiyim. Yoksa bunlar o köpekler mi? Allah'ım sen koru. Of, sen miydin? Evet benim. Sen kim bekliyordun? Köpekleri. Tamam ben gideyim onlar gelsin. Hiç şaka kaldıracak halim yok. Bu iki oldu ama. Evet iki oldu. Ya böyle sessiz yaklaşılır mı? Ödümü koparıyorsun. Nasıl gelecektin? Davul ve zurnayla mı? Sen burada ne yaptığını sanıyorsun? Sence? İnsan ormanın derinliklerinde ne yapar? Odun mu topluyorsun? Hı? Ha pardon unutmuşum. Akşam konağa gidecektin değil mi? Evet. Ama nasıl olduysa gecenin bir köründe anahtar olduğu yerden çıkmış ve birinin cebine girmiş. Bu anı düşündüğüm için olabilir mi acaba? Ne o? Nereye gideceğini bilmiyor musun? Evet, bilmiyorum ama bulurum. Ne tarafa gitsem? Şu tarafa... Yok. Bu tarafa... Gitmeyeyim. Gerçekten söyleyeceğimi mi sanıyorsun? Tamam, söyleme. Ben de şansım bu taraftan denerim. Zehra! Zehra! Ah! Ah! Ay yapma şunu. Ah. Sen numara yapmıyorsun. Ya kırıldıysa? Hayır sanmıyorum. Tamam da ne yapacağız şimdi? Ne yapmamız lazım? Tamam dur sakin ol. Olur ama ormandayız farkındaysan. Yok burada duramayız gitmemiz lazım. Hadi tutun bana gidelim. Evde ne yapacağımıza bakarız. Hadi. Dur. Şu taraftan gideceğiz. Çok mu ağrıyor? Yani. Ben de bir bakayım. Böyle de hiçbir şey belli olmuyor ki. Burası mı acıyor? Hayır. Burası? Evet. Tam orası. Tamam sen kımıldama. Ben buz getirip geliyorum. Zehra. Efendim? Bana bir bardak su getirir misin? Tamam. Sağ ol. Rica ederim. (Gülüyor)
Önce suyunu iç. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Rahat mısın böyle? Uzan istersen. Aa, yok yok. Rahatım. Gerek yok. Ama burkulmanın ilacı da bu. Yani dua edelim de kırık ya da çatlak olmasın. Zehra. Efendim. Teşekkür ederim. Benim yüzümden başına geldim. Hayır. Yani olacağı varmış. Oldu. Çok mu canın acıyor peki? Yok. Yani çok değil. Ben üzülmeyeyim diye böyle söylüyorsun. Bizim buradan bir şekilde dönmemiz lazım, hem de hemen. Ama ayağın böyleyken